Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Hz. Musa'nın Kur'an-ı Kerim'de kıssası çokça anlatılıyor. Acaba bunun sebebi nedir? Bunu araştırmaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Hz. Musa ile alakalı pek çok ayetlerin yer aldığını görürüz. Ve bu ayetler bazen birbirine yakın ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilir. Acaba Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde aynı olayların birbirine yakın ifadelerle böyle tekrar edilmesinde ne gibi hikmetler var? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, her şeyden önce zaman zaman bazen tekrarda bulunmak, bunda tekit vardır. Tekrar manaları daha da pekiştirir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'de sadece Hz. Musa'nın kıssası değil, dinin bir takım temel meseleleri tekrarlı bir şekilde vurgulanarak bize anlatılmıştır. Ama biz bugün daha çok Hz. Musa'nın kıssasını bu açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Hz. Musa, insanlık tarihinde dönüm noktası şahsiyetlerden birisidir. Cenab-ı Hak Hz. Musa ile alakalı, Kurun-u Ula'yı helak ettikten sonra biz Musa'yı gönderdik diyor. Bunun yorumunda Hamdi Yazır gibi müfessirler şuna dikkat çekmişler. İslami yönden baktığımızda 3 devir söz konusu. Bu 3 devirden Hz. Adem'den Hz. Musa'ya kadar olan devir Kurun-u Ula ilk devir. Hz. Musa'dan Peygamberimize kadar olan devir Kurun-u Vusta orta devir. Peygamberimizden kıyamet kopuncaya kadar olan dönem Kurun-u Uhra ahir zaman o da son devir. İşte Hz. Musa'nın gönderilmesi önemli bir olay. Ve kendi başından da çok önemli olaylar geçmiş. Çok hareketli bir hayatı var, çok renkli bir hayatı var. Ve onun hayatında bizlere çok mesajlar var. Onun başından geçen olaylarda bizlere çok mesajlar var. Bunlardan bazılarını beraber değerlendirmeye, mütalaa etmeye çalışalım. Mesela bunlardan birisi, Hz. Musa dünyaya geldiğinde İsrailoğullarının çocukları Firavun tarafından öldürülüyordu. Erkek çocukları öldürülüyor, kız çocukları hayatta bırakılıyordu. Normal şartlarda Hz. Musa da öldürülebilirdi. Bundan dolayı annesi ciddi bir şekilde endişe duymaktaydı. Ama Allahu Teala Hz. Musa'nın annesine ilham yoluyla kalbini teskin edecek manaları bildirdi. Biz merak etme, üzülme. Sen çocuğunu Nil Nehri'ne bırak. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Onu peygamberlerden kılacağız. Bu mealde Allahu Teala Hz. Musa'nın annesine bildirdi. Demek ki sıkıntılı vaziyetlerde Allahu Teala kullarına böyle ilhamla onları rahatlatacak mesajlar gönderir. Hz. Musa'nın annesi peygamber değildir ama ilhama mazhardır. Ve bu sadece Hz. Musa'nın annesiyle de sınırlı değildir. Başka anneler de, başka insanlar da Cenab-ı Hak'tan özel ilhama mazhar olabilirler. Ve Hz. Musa'nın annesi gelen ilhama göre hareket etti. Oğlunu bir sandık gibi bir şeyin içine koyarak Nil Nehri'ne bıraktı. Ve suların böyle götürmesiyle ta Firavun'un Nil Nehri kenarındaki sarayına kadar o sepet, o sandık geldi. Ve Firavun'un adamları baktılar nehirden bir şey geliyor. Onu aldılar. Açtıklarında bir de baktılar ki içinde sevimli bir çocuk. Ve Firavun'un hanımı çocuğu gördüğünde çok sevdi. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya özel bir sevimlilik de nasip etmiş. Bütün çocuklar sevimlidir. Ama bazılarında bu sevimlilik biraz daha fazladır. Hz. Musa'da da özel bir tecelli var. Ve Firavun'un hanımı onu görünce bunu kendimize çocuk edinelim diye kocasını da ikna etti. Böylece ileride Firavun'un saltanatına son verecek şahıs Firavun'un kucağında büyümeye başladı. Bu nokta son derece önemlidir. Yani Cenab-ı Hak dilerse bu şekilde de yapar. Firavun korkuyordu ki İsrailoğullarından işte birisi çıkacak benim saltanatıma son verecek. Buna engel olmak için çocukları öldürtüyordu. Ama gerçekten kendi saltanatına son verecek kişiyi kendi kucağında büyüttü. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi. Cenab-ı Hak şunu bildiriyor. Biz diyor Musa'ya bütün süt annelerini haram kıldık. Yani küçük Musa kendisine hangi süt annesi getirilse
ondan emmiyor. Bunun üzerine Hazreti Musa'nın annesi de saraya gidiyor ve küçük Musa kendi annesini görünce hemen onun sütünden emmeye başlıyor. Burada da şöyle bir incelik var. Hazreti Musa evet Firavun'un sarayında büyüdü ama annesinin sütüyle büyüdü. Bu da ince bir noktadır. Kur'an-ı Kerim böyle bir olayla buna dikkat çekiyor. Ardından bir takım gelişmeler oluyor. İşte Hazreti Musa delikanlılık döneminde bir olay yaşıyor. O olayın neticesinde Mısır'ı terk etmek durumunda kalıyor. Ve gitmiş olduğu Medyen diyarında orada evleniyor. 8-10 yıl gibi bir müddeti geçirdikten sonra tekrar Mısır'a doğru yola çıktığında kendisi yolu kaybediyor. Gecenin karanlığında bir ışık görüyor. O ışığa doğru yöneldiğinde bir ağaçtan geldiğini görüyor. Ama yanan bir ağaç gibi görülmekte ama bir yangın falan yok. Adeta şöyle hayal edebiliriz. Yani sanki binlerce lamba takılmış gibi ağaçtan böyle etrafa nur saçılıyor. Allah-u Teala ağaçtan Hazreti Musa'ya hitap ediyor. Ve ey Musa diyor, ben senin Rabbinim. Ve elindeki asayı soruyor. Ya Musa diyor, elindeki nedir? Hazreti Musa diyor ki, o benim asam, ona dayanırım. Onunla işte koyunlarıma ağaçlardan yaprak silkelerim. Daha pek çok işime yarar. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Musa onu yere bırak. Hazreti Musa bunu yere bıraktığında bir yılan halini alıyor. Hazreti Musa korkuyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, korkma, onu tekrar eline al. Tekrar eline aldığında o yılanı bir asa halini alıyor. Bu bir mucize. İşte Allah-u Teala Hazreti Musa'ya böyle bir görevi, peygamberlik görevini verip onu Firavun'a ve adamlarına, aynı zamanda İsrailoğullarının irşadına gönderdiğinde eline böyle bir mucize de veriyor. Ve böylece Hazreti Musa bir mürşit olarak, insanlığın önemli bir mürşidi olarak, bir peygamber olarak kendi kavmine gönderiliyor. Hazreti Musa Mısır'a gittiğinde, döndüğünde Firavun'la da görüşüyor. Burada da şöyle bir inceliğe belki dikkat çekmemizde fayda var. Allah-u Teala aslında Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor. Ama Hazreti Musa gibiler, kardeşi Harun gibiler gidip tebliğlerini yapmalılar. Bu açıdan Cenab-ı Hak şunu buyuruyor. Firavun'a gidin, ona yumuşak bir dille anlatın. Bu da başka bir olay. Önemli bir olay gerçekten. Demek ki Firavun gibi de olsa bazılarına gitmek lazım. Yumuşak bir dille anlatmak gerekiyor. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya şu talimatı veriyor. Mısır'da bir takım evler edinin ve o evleri bir kıble haline getirin. Ve müminleri müjdele diyor ayetin devamında. Burası da son derece dikkat çekicidir. Demek ki Firavun idaresi gibi iman hürriyeti, din hürriyeti olmayan yerlerde inanmış olan kimseler bir takım böyle evlerde bir araya gelmeli, bilinmeyen evlerde bir araya gelmeli ve orada dinlerini güzel bir şekilde yaşamalı. Bu bütün devirlere bakan mesajlar taşır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Peygamberimiz Darul Erkam'da Müslümanları topluyor. Yani doğrudan dışarıda toplantı yapamıyorlar. Daima takip altındalar. Ama Darul Erkam'da, Erkam'ın evinde bir araya geliyorlar ve orada Allah'ın dinini öğreniyorlar. Orada Allah'ın dinini daha güzel yaşama imkanı buluyorlar. Pek çok insan oraya geliyor, Allah'ın dinini orada tanıyor. İşte tarihin değişik dönemlerinde din hürriyetinin olmadığı, İslam'ı, Allah'ın dinini yaşama hürriyetinin olmadığı dönemler yaşanır ve o dönemlerde bu şekilde evlerde bu faaliyeti yapmak lazım. Allah-u Teala bu noktada Hazreti Musa'nın hayatından bize bir örnek sunuyor. Neticede Musa Aleyhisselam kavmini Mısır'dan çıkarıyor. Ta Kızıldeniz önlerine kadar geliyorlar. Bir mucizeyle Kızıldeniz'i aşıyorlar. Ve neticede Allah-u Teala onlara mukaddes beldeleri nasip ediyor. Ve burada şunu görmekteyiz. Sıfırdan başlayan bir mücadele. Zor şartlarda devam eden bir mücadele ama sonunda
başarıya varan, hedefe varan bir mücadele. Kur'an-ı Kerim bu gibi kıssaları anlatmakla hem peygamberimize hem bütün ehli imana mesaj veriyor. Biz Kur'an'dan bunları okuduğumuzda demek ki neticede ehli iman galip gelecektir. Bu manayı öğrenmiş oluyoruz. Aynı meyanda Kur'an-ı Kerim'deki diğer kıssalar da değerlendirilebilir. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'un kıssasını anlatırken aynı zamanda bize de mesaj veriyor. Onun gibi olmak, onun gibi sabretmek ve sonunda galip gelmek. Bütün bu manaları Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında okuyabilmekteyiz. Demek ki Hazreti Musa'nın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de sıkça tekrar edilmesi çok önemli mesajlar ihtiva ettiğinden dolayı ve bizler o kıssaları okurken tarihe bir bakış özelliği kazanırız ve olayları okumak, olayları değerlendirmek özelliğini kazanırız ve bu şekilde bunun emsallerini günümüzde de görerek çok güzel değerlendirmelerde bulunabiliriz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.